Evet, 3 fazlı asenkron motorlarda yıldız üçgen yol verme işleminin kumanda devresiyle gerçekleştirilmesi konusunu Nurgül Şen arkadaşımız anlatacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet hocam, izninizle başlayayım. Asenkron motorlarda hocam yol verme. Asenkron motorlar kalkışları sırasında şebekeden normal akımların 3-6 katı kadar fazla akım çeker. Kalkış sırasındaki çekilen bu akım kısa süredir. Küçük güçlü motorların çektiği kalkınma akımı gittikçe azalan bir durumdan olduğundan sargılar ve şebeke için bir sorun oluşturmaz. Fakat 3 kilovoltun üzerindeki büyük güçlü motorların kalkınma akımları hem şebeke için hem de motor sargılar için zararlıdır. Ayrıca kumanda devresinde de anahtarlama elemanlarının çabuk yıpranmasına ve arıza yapmasına yol açar. 3 fazlı asenkron motorlar ilk kalkınma anında normal akımların çok üst seviyede akım çekerler. Çekilen bu fazla akımda hem şebeke hem de motora zarar verir. Bu nedenle büyük güçlü motorların ve çok sık yol alan küçük güçlü motorların kalkınma akımları şebekeyi olumsuz yönde etkilememeleri için değişik yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemler 6 tane doğrudan yol verme, yıldız üçgen yol verme, ototrafo ile dirençle, yumuşak ve sürücüyle yol verme. Benim konum yıldız üçgen yol verme yöntemi. Kalkış akımını düşünmede en ekonomik ve en kolay yöntemlerden birisidir. 3 kontaktör ile bir zaman rölesinden oluşan kontaktör kombinasyonudur. Bu yöntemin uygulanabilmesi için motorun uygun olması gerekmektedir. Bu yöntemle yol verebilmek için motorun üçgen bağlı çalışma gerilimi şebeke gerilimle eşit olmalıdır. Mesela hocam üçgen 380 volt, yıldız 660 volt yazdığında yani bu motorda yıldız üçgen yol verme yöntemini uygulayabiliyoruz. Burada da yıldız bağlantıda faz başına çekilen akım ve üçgen bağlantında faz başına çekilen akımı gösteriyor. Burada da hocam bağlantıda ZXY ile UVW uçlarının birleştirilmesiyle yapılıyor. Burada üçgende zaten belli ZXY ve aynı zamanda da sağ tarafta da UVW yazıyor, gösteriyor şeyinde. Bu da hocam yıldız ZXY uçları köprüleniyor. UV ve W uçları ise şebekeye bağlanıyor. Yıldız üçgen yol verme yönteminin kusursuz olması için motorun yük momentinin yıldız momentine bağlamadaki motor momentinden büyük olmaması ve yıldız bağlamadaki sürenin uygun olması gerekir. Bu geçiş süresi çok önemlidir. Bu geçiş süresi genellikle 8-10 saniye diye araştırdım hocam. Motor yıldız bağlantıdayken anma devir sayısına ulaşıldığı anda üçgen bağlantıya geçilmesi ve fazla aralık verilmemesi gerekiyor yani. Dediğim gibi 8-10 saniye bu. Böyle olursa yıldızdan üçgen bağlantıya geçişteki üçgen kontaktörün kapanma akımı küçük ve yıldızdan üçgene geçiş darbesiz olur. Fakat bu süre daha az ve daha fazla ise üçgen bağlantıya geçişte akımda geçici artışlar görülüyor. Bunun sonucunda kontaktörün kontaklara ani yüksek ısı nedeniyle kaynak olabiliyor. Motor kalkış sırasında yıldız bağlı çalıştırıldığından motor sargılarına uygulanan gerilim de Şimdi bölüm. burada bunun sonucu kontaktörün kontakları ani yüksek ısı nedeniyle kaynak olabilir. Yani ne demek bu kaynak olabilir? Hocam bozulma olabilir diye biliyorum ben ama Yani yani kaynak olabilir ifadesi böyle biraz şey gibi, yani biraz garip, çok anlaşılır bir ifade değil. Yani kontaktörün kontakları ani yüksek ısı anlamında nedeniyle olabilir. bozulabilir belki. Demek yani veya arızalanabilir, Yani yapışabilir, ne bileyim. Daha farklı şekilde ifade etmek lazım. Evet. arızalanabilir hocam, o zaman doğru cümle o daha mantıklı sanırsam. Tamam. Motor kalkış sırasında yıldız bağlı çalıştırıldığından motor salgılarına uygulanan gerilim gerilim bölü köküç değerine, motorun şebekeden çektiği akım ise 1 bölü 3 değerine düşer. Şimdi hocam yıldız üçgen yol verme kumanda devresinin çalışma yöntemini buraya yazdım ama isterseniz devre üzerinden mi anlatayım yoksa daha mı Yani kısa devam sürerdi? edebilirsin. Zamanın var. Yani şu anda zamanı iyi kullanıyorsun. Devam et sen. Start butonuna bastığımızda motor yüksüz olarak kalkınmaya başlar. Devir sayısı sıfırdan itibaren anma devir sayısına kadar bir artış gösterir. Devir sayısı anma devrine yaklaştığında ise yıldız kontaktörü devreden çıkartıp
Bu devir sayısı dediğimiz hocam 18-10 saniye. Ben 10 saniye olarak uygulamasında yaptım simülasyonunda. Üçgen kontaktörü devreye alacaktır ve bu üçgen kontaktör kendi kontağı üzerinden mühürlenecektir. Devir sayısı henüz yükselmeden üçgen bağlantıya geçilirse motor direkt yol almada olduğu gibi şebekeden aşırı akım akacaktır. Bu nedenle yıldız bağlantıda motorun normal devrine yaklaşıncaya kadar bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu sürede 8-10 civarında, 8-10 saniye civarındadır. Daha sonra da stop butonuna kadar devre çalışmaya devam edecek. Ne zaman stop butonuna basarsam devre durmuş olacak. Hocam burada da kısa kısa yazdım yıldız bağlantının önemli bilgilerini. Sargılar arası gerilim 220 volt, motorun ilk çalışması gereken bağlantı, yüksek hız düşük güç sağlar. Üçgen bağlantı sargılar arası gerilim 380 volt. Sistem stop olana dek veya termik alana dek çalışırlar. Yüksek güç düşük devir sağlar. Bu da hocam yıldız üçgen yol verme kolay ve ucuzdur. Yıldızdan üçgene geçme süresi ortalama 8 saniyedir. Zaman rölesi kullanılır. Bu da hocam yaptığım simülasyonun fotoğrafını koydum. Şimdi şeye geçeyim. Programda ayarladığım devreme geçeyim. Hocam şu an çalıştırdım. Şimdi hocam stop üzerinden şeyi verdiğimde şu an bu şekilde çalışmıyor. Start'a bastığımda hocam zamanlayıcı gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Yani motorumuz yol almaya başladı. Yıldız kontaktörlü ana kontaktör yol almaya başladı. 10 saniye sonra bitti şu an mesela hocam. Yıldız kontaktör devreden çıktı. Zamanlayıcının kapalı kontaktörü burada açık oluyor. Ondan sonra hocam zamanlayıcının buradaki de açık kontaktörü kapandığı zaman üçgen kendi kontağı üzerinden mühürlüyor. Buradaki de üçgenin mühürlemesi. Sonra hocam stopa kadar da mesela stopa basana kadar bu çalışmaya devam edecek. Motor burada çalışmaya devam ediyor. Ne zaman stopa basarsam devre durmuş oluyor. Burada da hocam bu devreyi kurarken mesela burada hocam topraklaması var. Gel şu şekilde anlatayım. Burada hocam ilk önce motorumuz var. Üzerindeki motor koruma rölesi. Aynı zamanda yıldız, ana kontaktör ve üçgen kontaktör var. Üzerindeki hocam hattı koruyacak olan sigortam ve üzerindeki de topraklamam. Burada hocam devre şeyini anlatayım mı? Buradan bir şey sorayım ben. Burada soldaki güç devresi. Evet hocam oluyor. Aynen. Gücü verdim. Şimdi soldaki güç devresinde yıldız, ana, üçgen. Bunlar kontaktörden gelen bilgiye göre mi çalışıyor bu şeyler güç devresinde? Evet hocam. Mesela bunu çalıştırdığımda hocam start'a bastığımda sağ taraftaki devreden start'a bastığımda buradan da çalışmaya başlıyor. Yıldız motordan aldığı enerjiyle yıldız ve ana kontaktör devreye giriyor. Mesela saniyesi bittiği zaman direkt üçgene geçiyor. Yani yıldız kontaktörün kapalısı açılıyor. Sonra üçgenin de hocam açığı kapanıyor ve üçgen kendi kontağı üzerinden kendini mühürleyerek çalışmaya devam ediyor üçgen üzerinden. Sonra evet. Hocam bu böyle çalışmaya devam ediyor. Biz ne zamanki stopa basarsak devre duruyor kendiliğinden. Peki üçgen çalışmayı da biz belirli bir süre çalıştıracak şekilde ayarlayabilir miyiz? Hocam şöyle var, ben araştırdım. Mesela zamanlayıcın açık kontağını kapattığımızda mesela şuradanın altına bir yıldız kontaktör koyduğunda sadece nasıl diyeyim mesela yıldız çalışırken üçgeni çalıştırmaması gibi bir durum olabiliyor. Ama internetten araştırdığımda ben göremedim hocam. Belki vardır ama ben bilmiyorum yani. Onu bulamadım. Yo, burada şimdi yorum yapman aslında gerekiyor. Nasıl ki yıldız bir zaman rölesiyle yıldız belki bağlantının hocam, süresini belirleyebiliyorsan evet. Üçgen içinde örneğin bir tane daha zaman rölesi kullanırsan bir türlü yapabilirsin bunu. Evet hocam şuraya mesela bir zamanlayıcı daha koyarsak mesela 10 saniyelik bir zamanlayıcı koyarsam ondan sonra belki kendiliğinden durabilirdi ya da bilmiyorum hocam o şekilde. Yani olabilir. Kontrol edebilirsin aynen. Yani. Üçgen çalışmayı da ayarlayabilirsin. Evet. Stop illaki stopla tamamen sistemi evet. Durduruyorsun. Şimdi anladım demek istediğiniz. Aynen. Buraya da tekrar bir 10 saniyelik bir zamanlayıcı koyabilirim şu gösterdiğim yere. Evet. O şekilde hocam.
Teşekkür ederim Nurgül. Ben teşekkür ederim hocam dinlediğiniz için. Rica ediyorum. Sağ ol.